Bana. Tatlım söylesene, ne oldu sana? Yüksek bir yerden mi düştün? Yoksa biriyle kavga mı ettin? Ne? Kimle? Neden? Şu yandaki Lütfü Bey var ya. Tam arabayı park ediyorum park yerinde. Baktım karısıyla münakaşa ediyor. Sonra birdenbire karısına vurmaya başladı. Ne? Yapmayın etmeyin dedim. Sen karışma dedi. Bu aile meselesi dedi. Sonra bir baktım karısını böyle yumrukluyor. Dayanamadım araya girdim tabii. Elleri kırılsın inşallah. Vallahi onun eli kırıldı mı bilmem ama benim kafam kırıldı galiba. Tabii ben müdahale ettim diye bana bir tane yumruk salladı, ben güm yerde. Ay. İki gözü kör olsun inşallah. Neye uğradığımı şaşırdım canım. Ben yerdeyken bir baktım adam almış karısının saçından böyle hort diye sürüklüyor yerde. Son bir gayret bir kalktım. Kalkmamla birlikte adam yakama bir yapıştı abicim. Beni böyle bir o duvara, bir bu duvara çarpıp durdu, tamam mı? Tabii adam benim iki mislim, ne yapabilirim, hiçbir şey yapamadım tabii. Allah cezasını versin. Allah karısına el kaldıran bütün erkeklerin cezasını versin. Ben şimdi ona gününü gösteririm. Karısına da kocama da el kaldırmak ne demekmiş görür o. Bizi de bekle Betüş. Ben de geliyorum, kimse bizim yolumuzda. Ya durun, nereye gidiyorsunuz Allah aşkına ya? Bırakın siz bu işe karışmayın lütfen. Hayır hayatım, birinin bu adama dersini vermesi lazım. Ya zaten bir konu komşu polis çağırdı, karakola götürdüler adamı, geri dönün. Olsun, ben gene de bir bakayım karısının durumu nasılmış. Çocuklar, siz lütfen burada kalın, tamam mı? Ben de geliyorum sizin de Betüş Hanım. Hiç güleceğim yoktu. El alemin aile meselelerine karışırsa işte böyle olur. Alay etme Dudu. Damadın zavallı bir kadını korumaya çalışmış. Aman sevsinler. Sadık kendi oğluyla bile güreşemeyen bir zavallı. Ayıp ayıp. Hayır, neyine güvenip de başkalarına meydan okuyor. Yardım etmeye çalışmış. Ne gülüyorsun? Kadının haline gülüyorum. Madem böyle kıskanç, seni döven bir kocam var, boşa gitsin. Demesi kolay. Kim bilir niye katlanıyor adama. Yaşamadın tabii, bilemezsin. Firuze de aynı durumda. Ay, bazı fani kadınları hiç anlamıyorum. Hayır, madem böyle bir kocaları var, niye katlanırlar? Ne yapsınlar? Ekonomik güçleri yok. Senin gibi sihirleri de yok. Bakmaları gereken çocukları var. Sokakta mı kalsınlar? Vallahi ben anlamam. Bu da hayat mı? Yani Betüş olsa şak kadanak boşar. Ay Taci, ne dedim ben? Ay aklımla bin yaşayayım. Nasıl yani? Eğer Sadık'ı kıskanç, maço, taş kalpli birine çevirebilirsem... Sakın, sakın. Ay. 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 Ay ben bu oğlan hastası oldum galiba. Postacı Peri, hayırdır? Ne işiniz var sizin bu saatte burada? Acele posta, Betüş için. İyi de Betüş artık burada oturmuyor ki. Evlendi, taşındı doğal olarak. O zaman bunu ona siz ulaştırır mısınız? Ulaştırırım tabii, problem değil. Sihirli günler. Size de canım. Allah Allah, kimden gelmiş acaba? Ay, Şevin'den gelmiş. Anne! Ödümü kopardın. Görmüyor musun? Sihir yapıyorum. Konsantrasyonumu bozuyorsun. O ne? Mektup. Kime? Betüş'e. Bir bakalım kimden gelmiş. Şevin'den. Betüş'ün çok yakın bir arkadaşı vardı Şevin, hatırlarsın. Erkek düşmanı olan. Şevin'den mi? Nerelerdeymiş? Söylediğine göre Amerika'ya yerleşmiş kocasından ahrıldıktan sonra. Koca bu tabii, ona da tahammül edememiş. Biliyor musun anne? Hı? Yarın sabah Betüş'ü görmeye buraya geliyormuş.
Bunu annene değil de Betüş'e haber versene. Benim akıllı kızım. Vereceğim babacığım, vereceğim. Ama önce anneme bir söyleyeyim dedim. Ama sen Şevin'i hiç sevmezsin ki. Niye bu kadar seviniyorsun onu anlamadım. Anneciğim bak bu mektupta ne diyor. Şevin'in söylediğine göre Betüş evlendiğinden beri hiçbir araya gelmemişler. Ve Şevin Sadık'ı çok merak ediyormuş. Eğer seni üzdüğünü görürsem ben ona neler yapacağımı bilirim diyor. Eyvahlar olsun, bir bu eksikti. Sorma Taci, sorma. Bir taşla iki kuş. Yarın sabah Şevin'in geldiği saatlerde Sadık artık nefret edilecek bir erkek haline dönüşmüş olacak. Anne. Şevin'i seviyor. Babacığım çok acıyor. Oh çok acıyor yavrum. Oh. Aa geldi galiba. Gel. İnanamıyorum ya, hakikaten inanamıyorum. Ne olmuş, nasılmış kadın? Ne olsun hayatım, kadının her yeri yara bere içinde kalmış. Ya o herif dönmüş mü peki eve? Hayır dönmemiş, karakolda. Yani inşallah aklı başına gelinceye kadar orada kalır. Niye karısını dövmüş? Yazık değil mi? Çok yazık tabii ki. Akşamleyin yemek yiyorlarmış, adam karısından suyu istemiş. Karısı da bak sürahi senin yanında hayatım, artık onu da benden bekleme bari demiş. Vay sen misin bunu diyen? Bir kavga başlamış, akşam da misafirliğe gideceklermiş. Yani o saate kadar kıyametler kopmuş. Babanız da tam o anda rastlamış işte. Bence hayatımda duyduğum en saçma kavga nedeni. Bence de. Ama bu adamlar böyledir. Yerlere tükürürler, eşlerine asla mini etek giydirmezler. Ama sokaklarda mini etekli birilerini gördüler mi gözleri böyle fal taşı gibi açılır. Ay. Çocuklar yani siz olun, böyle insanları sakın hayatınıza sokmayın. Ve asla böyle davranmayın. Allah o kadıncağıza sabır versin. O da Firuze gibi çocukları var diye o kaba herife katlanıyor. Ben olsam bir dakika bile tahammül etmem. Yani hemen boşarım o adamı. Aa, kim geldi acaba? Eda'ymış. Selam Çilek. Merhaba millet. Ne haber Eda? Ay fena değil. Sana çok güzel haberlerim var şekerim. Yarın senin çok sevdiğin biri seni görmeye geliyor. Kim? Şevin. Oku bak. İnanmıyorum. Şevin mi? Ay geçmiş olsun enişte. Ne bu halin? Savaştan çıkmış gibisin. Ya sorma. Hem de ne savaş? Ay enişte çok büyük geçmiş olsun. Vallahi üzüldüm yani. Aman sağ ol Eda'cığım sağ ol da yani ben o kadar önemli değilim. Biz o kadına çok üzülüyoruz. Ne biçim kocalar var dünyada. Seni de göreceğiz yarın. He? Ya ne kocalar var dünyada. Şekerim. Hayatım eğer çok özel değilse ne yazmış arkadaşım bize de söyleyebilir misin? Şevin yarın bizi ziyarete gelecekmiş. Hem beni çok özlemiş hem de... Seni ve çocukları çok merak ediyormuş. Eski bir arkadaşım mı Betüş? Oo çok eski. Çocukluk arkadaşım. Adı ne güzelmiş. Nasıl bir insan çok merak ettim. Aa, Şevin sevdiklerine karşı barikat gibidir. Özellikle biri Betüş'ün kılına zarar verecek olsun. Ha? Yazıyorum dünyayı ona dar eder. Vay be. Sıkı dostmuş. Hem de nasıl. O benim en güvendiğim arkadaşımdır. Ne derse yaparım. Çünkü o hep benim iyiliğimi ister. Desene yarın onun yanında çok dikkatli olmamız gerekecek. Demek büyük sınav bizi bekliyor ha. Canım benim. Sen o sınavı çoktan geçtin. Benim düşünceli, kibar, mükemmel kocam. Oh. Sen yarın gör bakalım düşünceli, mükemmel kocanı. O benim sihirli.